Kaygı, tasa, huzursuzluk, çekince, ürkme, dehşet, kuruntu, şüphe, şaşkınlık, panik gibi düşüncelerin zamanı geldiğindeki ölüm harika bir şey olacağına inanıyorum. Korku sizi hayatta tutabilir. Endişe sizi doğru kararlar vermenizi sağlayabilir. Bu ama çok uzarsa... Gelecekte daha dengeli bir standart olsun istiyorsan... Aslında öyle bir şey yok. Evren, an diye bir şey var. Zaman diye hiçbir şey yok. Zamanı bizim ürettiğimiz fikirler. Şimdi korku, sevgili hocam, 244. sayfa. Tamam. Kaygı, tasa, huzursuzluk, çekince, ürkme, dehşet, kuruntu, şüphe, şaşkınlık, panik gibi düşüncelerin fazla miktarları zarar verirken az miktarları da faydalı olabilir. Korkular zihni uzun süre meşgul ettiğinde mutlaka bedensel ve zihinsel hasar bırakır. Hakikaten evet. Tekrar dinlemek lazım burayı. Hayatta var olma, korkuların anlamsız ve lüzumsuz yaşam standardını sabit koruyamazsın. Çünkü an be an değişkendir. Yaşam standardı değişkendir. Onu ancak dengeleyebilirsin. Gelecekte daha dengeli bir standart olsun istiyorsan cevabını olumlu hedeflerinde aramalısın. Çok güzel. Öldüğünde tekrar anne karnındaki yaşamına geri dönmek ister misin? O zaman burada ölmekten neden korkuyorsun ki? Gittiğin yerde de bu dünyaya geri dönmek istemeyeceksin. Ne kadar güzel bu son cümle. Bunu bir daha okumak istiyorum. Öldüğünde tekrar anne karnındaki yaşamına geri dönmek ister misin? O zaman burada ölmekten neden korkuyorsun ki? Gittiğin yerde de bu dünyaya geri dönmek istemeyeceksin. Biz öldüğümüzde anne karnında ölüyoruz, burada doğuyoruz. Şimdi bana sorsanız anne karnına gitmek yok canım, niye gideyim, karanlık, küçücük bir yer, daracık yani. Başkasının desteği olmadan yaşayamıyorum, nefes alamıyorum, hava yok, güneş yok, denizi göremiyorum, gökyüzünün mavisini göremiyorum. Güzel izleyicilerin yok. Niye? Tabii canlarım yok benim. Denize gece hocam yok. Niye geri döneyim? Şimdi o zaman anne kucağına, yani hakikaten ölmekten neden korkuyorsun? Gittiğin yerde de bu dünyaya. Bak çok güzel. Gittiğim yer başka bir vatan ve buraya niye doğmak isteyeyim? Yani ne güzel söylemişsiniz ölüm korkusu üzerine de, değil mi? Tabii tabii, ölüm korkusunu anlatan bir hikaye aslında, söz daha doğrusu. Evet yani gerçekte kaygı, tasa, huzursuzluğun az miktarı yaratıcı, yani yaşamak için iyi olabilir demişsiniz yukarıda. Evet. Miktardan bahsediyoruz burada. Yani insanlar evet, hani evet. Kaygı, tasa, huzursuzluk, işte ne ürkme, dehşet gibi kavramları kötü olarak algılıyorlar ya. Burada da yani iyi ve kötü yok. Yine farklılıklar varı hissettirmiş oluyor bu söz. Diyor ki yani miktarı artarsa zarar verir, doğru, ama miktar az olursa faydaya bile dönüşebilir. Yani korkarsınız, o sokağa girmezsiniz, tecavüz edilmekten kurtulmuş olursunuz. Belki orada bir katil sizi bekliyor, bilemezsiniz. Yani korku sizi hayatta tutabilir. Endişe sizi doğru kararlar vermenizi sağlayabilir. Bu ama çok uzarsa, korku miktarı artarsa, endişenin miktarı artarsa ya zihinsel ya bedensel mutlaka hasar verir. Ya bedende çıkar bu hasar, ya zihinsel olarak psikolojik problemler üretir anlamında söyledim oradaki sözü. Diğeri ise zaten ölüm yok. Öncelikle bunun altını çizelim. Yani fizik kanunları da bunu belirtiyor. Enerji yok olmaz, yoktan var olmaz. Yer ve şekil değiştirir. Termodinamik yasasının ikinci maddesi. Dolayısıyla öncelikle biz yer ve şekil değiştiriyoruz. Tabii nasıl değiştiriyoruz? Yani bana göre sperm hayatından öldük. Anne yumurtalığına girdik. O dönemde embriyo, orada da öldük. Buraya geldik. Burada da ölüp başka bir yere gideceğiz. Ya bunun adı cennet, cehennem, onu bilemem. Ben din hocası değilim ama fiziksel olarak, bilimsel olarak bakarsak elbette yer ve şekil değiştireceğiz. Dolayısıyla yer ve şekil değiştirmemizi korkacak bir şey yok. Yani korkulması gereken bir şey yok. Taşınmak gibi bir şey. Ha evet, burada alışıyoruz, güzel şeyler yaşıyoruz vesaire. Burayı terk ediyoruz.
Bence terk edilmemek daha kötü bir şey. Düşünebiliyorsanız, ben mesela 500 sene yaşadığımı düşünelim. Sizler gideceksiniz, başkaları gelecek. Ben hala buradayım yani. Çok kötü bir şey. Ben kitaplarımı yazarken otelde kalıyordum. Aşağı yukarı 3 sene falan otelde yaşadım. 3 sene içerisinde 300 bin kişi geldi gitti otele. Ben hep buradaydım yani. Güzel arkadaşlıklar kuruyordum. Sonra gidiyorlardı bir hafta sonra, 10 gün sonra. Ben yine yalnız kalıyordum. Çok zordu ya, kötüydü yani. Birçok değişik insanlarla tanışıyordun ama yani otele gelmek de güzel, gitmek de güzel. Tatil bittiği zaman da güzel. Yani burada, bu dünyada bir tatildeyiz. Bu tatilin bittiğinde anlamı da güzelleşiyor yani. Tatil bitmezse, devamlı kalırsak burası güzel değil ya. O yüzden bu zaman faktörü veya bu yaşamdaki kavram onu anlatıyor. Yani gittiğimiz yerde tekrardan geri gelmek istemeyeceğiz yani. O yüzden ölümden korkulacak bir şey yok. Bana göre ölüm, zamanı geldiği zaman ölünmesi gereken bir davranış, değişim diyelim. Erken ölüm, evet, biraz anlamsız olabilir ama gerçekten zamanı geldiğindeki ölüm harika bir şey olacağına inanıyorum. Zamanı geldiğindeki ölüm harika bir şey olacağına inanıyorum. Zaten çok ilginç bir şey var. Ölümü her can tadacaktır. Tatmak. Ölümü her can tadacaktır. Tatmak derken yani tatlı bir şey mi acaba ölüm? Ölümü her can tadacaktır. Vallahi, değil mi? Çok ilginç. Bence ölüm tatlı bir şey. Kesinlikle tatlı bir şey. Yani çünkü mesela ben anne karnındayken, demin güzel saydınız, çok sınırlı bir yaşam kalitem vardı. Senin de benim de hepimizin öyle. Güneşi bile göremiyorduk. Tek başımızaydık vesaire. Yürümeyi bilmiyorduk. Konuşamıyorduk. Bu dünyada mesela birçok vasıfımız oluştu. Yani yürüyebiliyoruz, koşuyoruz, dostlarımız oluştu. Herhalde öbür dünyada melek olacağız. Yani sonuçta uçacağız, ışınlanacağız. Daha yeteli olacağız diye düşünüyorum. Yani ilerledikçe daha yetisi gelişiyor. O yüzden yani daha... Orada yürüyemiyoruz, şurada evet. Yürüyoruz. Uçamıyoruz bile ya. Uçamıyoruz. Ne kadar biz? Ama belki öldükten sonra uçacağız. Yani onu demek istedim. Ne kadar zaten dar bir şey yani. İnsanoğlu şuradan İstanbul'a gelmek istesem, Antalya'ya gelmek istesem illa bir araba kullanıyorum değil mi? Otobüse biniyorum, arabaya biniyorum, uçağa biniyorum. Yani şuradan gelemiyorum oraya birkaç dakika içinde ya da bir saat. Ama kuşlar bile bir saatte gelebilirler uçarak. Onların uçağa ihtiyacı yok. Demek ki ben o kadar bile yapamıyorum. Anne karnında o da yok. O da yok. Ama belki buradan gittiğimde yani saniyede başka bir Andromeda galaksisinde olabileceğim. Olabilir. Yani o zaman bir, hani, bunu... niye gelmek isteyeyim ki? Burada niye yürüyeyim? Şuradan Antalya'ya gidemiyorum ya, evet. Uçamıyorum. Şimdi bu şuna benziyor. İkimiz şu anda anne karnında olduğunu düşünelim. İkimizin şu anda anne karnında ve sohbet ettiğimizi düşünüyoruz şu anda. Anne karnında. Bu dünyayı anlatıyoruz, yorumluyoruz. Yürüyemiyoruz, konuşamıyoruz. Belki öbür dünyaya gittiğimizden yürüyeceğiz falan diye konuşuyoruz mesela. Hı hı. Aynı şey, aynı muhabbet. Evet. Buradan sonraki gideceğimiz yeri de bilmiyoruz ikimiz. Evet. Ama konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama ben şuna kesin inanıyorum. Her zaman evrende yolculuk ederken sürekli gelişme devam ettiğini inanıyorum. Çünkü spermken de bir hayat sürdük. Yani anne rahmini bulmak, yumurtalığa girmek, o da bir süreç, o da bir canlılık, canlı türevi. Evet. Ve sonradan işte bir hücreden 1 trilyon hücreye kadar hücre üretimi. O 9 aylık o süreç. Yani bunların hepsi birer alem, bir geçiş. Bunların her birinde ölüyorsun aslında. Yani her biri bir ölüm. Aslında mesela şu anda programa başlamadan önce, ki ben denize geçecek değilim, öldü. Vücutumda birçok şey öldü. Yenileri doğdu. Yenilendim. Aynı mantık yani, öyle baktığınız zaman. O yüzden biz zaman kavramı şu anda algıladığımız için bu zaman kavramına göre dünyaya bakıyoruz. Ve diyoruz ki işte bu dünyada yaşam ömrümüz budur falan. Böyle algılıyoruz. Bu şekilde bakıyoruz olaya. Aslında öyle bir şey yok. Evren, an diye bir şey var. Zaman diye hiçbir şey yok. Zamanı bizim ürettiğimiz fikirler. Temmuz, Ağustos diye bir şey yok. Yani evet. 40 sene, 50 sene diye bir şey yok. Öyle bir kavram yok. An diye bir kavram var. Hareketlerimiz, hareket etmemiz, hareket, zihinsel ve fiziksel hareketlerimiz zaman algısını bizde yaratıyor, beynimizde.
Yani mesela şu anda şeye başlarken, programa başlarken ben bugün şu ana kadar bir sürü hareket, eylem gerçekleştirdik. Ve dolayısıyla bu bütün hareketlerin ardı ardına gerçekleşmesi bir önceki hareketleri geçmişte yaşamış gibi hissetmemizi ve anlamamızı sağlıyor. O yüzden de başlarken dediniz ya çok hızlı geçti, geçiyor zaman falan. O zaman hızlı geçiyorsa yavaşlatın. Hareketlerinizi yavaşlatın. Bak zaman hemen yavaşlayacak. Siz üretken bir kadınsınız. Başarılı bir insansınız. Hareketlisiniz. Bu da sizin zamanı hızlı geçtiğini anlamanıza sebebiyet veriyor. Yavaşlatın hareketlerinizi. Yatın, dinlenin, evden dışarı çıkmayın, üretmeyin, program yapmayın. Bak zaman nasıl yavaşlayacak? Geçmeyecek yani zaman. Hareket azaldıkça hareketlerimiz, zihinsel ve fiziksel hareketlerimiz azaldıkça zaman yavaşlar gibi algılarız. Yani zaman diye bir şey yok aslında. An diye bir şey var. Dolayısıyla ana bakarsak biz evrenin içerisinde zaten her gün ölüyoruz. Her an ölüyoruz ve doğuyoruz. Vücutumuzda belirli şeyler ölüyor. Büyük ölüm, yani büyük ölüm büyük değişim olduğundan ortaya çıkıyor. Yani kabuk değiştirdiğimiz, biz buna büyük ölüm, yani kabuk değiştirmek. Yani maddeyi bırakıyoruz burada, enerjimiz ve bilincimiz ve bilgilerimiz evrende devam ediyor. Yani olaya baktığımız açı şöyle olduğu için anlayamıyoruz bunu. İşte insan dediğimizde et parçası gibi algılıyoruz. Et parçası bir parçamız. Yani organ, madde dediğimiz, atomun üstü dediğimiz parçalar, yani organizmalarımız bir parça. İkinci yapımız ise plazma dediğimiz yapı, enerji dediğimiz yapı, bilinç dediğimiz yapı. Yani bilgilerimiz, bilincimiz, bazıları ruh diyor buna, ruhumuz diyebiliriz. Yani bizi biz yapan soyut kısımlarımız da var. Atomun altı parçacıklardan bahsediyoruz. Bunlar zaten yok olmuyor. Bunlar evren içerisinde değişime uğrayarak yeni maddelere ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu bir döngü. O yüzden biz şöyle düşünebiliriz. Biz evrenin içerisinde yer değiştiren enerjileriyiz. Başka bir şey değiliz yani. Bugün burada, yarın öbür taraftayız. Ve ama gelişiyoruz, değişiyoruz. O yüzden hani ölüm diye bir şey yok ki. Doğmak diye bir şey de yok. Yani doğmak ve ölmek diye bir şey yok. Değişmek diye bir şey var. Ve bu değişim an be an gerçekleşen bir durum. Sadece ölünce veya doğduğumuzda bu gerçekleşmiyor. Bu her an oluyor. Programa başlamadan önce bu saate kadar birçok şey bende öldü, yenileri doğdu. Ve ben değiştim. Beni dinleyenler değişti. Ben gözlemciyim. İnsanlara bilgi anlatıyorum ve gözlemleyenler, beni gözlemleyenler değişiyorlar. Hepimiz birlikte değişiyoruz şu anda. O yüzden hani diyemezsiniz ki gerçek ölüm. Hani gerçek ölüm hani toplumun algıladığı mezara girmek durumu gibi. O işte aslında bir değişim. O yüzden değişimden niye korkayım? Yani muhafazakarlıktan çıkıyorsunuz, statikocu duruştan çıkıyorsunuz, tatile gidiyorsunuz. Tatilden niye korkayım ki? Bilmediğiniz zaman korkarsınız tatilden. Ya da tatili öcü olarak anlatırsanız. Mesela cehenneme gideceksin dersen, hani öcü bir tatile çıkış. Ya da cennete git. Gideceksin. Yani güzel bir tatile gitmek. Yani cennete gideceğine inanırsan mutlu olarak ölürsün. Cehenneme gideceğine inanırsan ölürken korkarsın yani. Dersin ki eyvah, hapı yuttum. Yani tatile gitmekten bahsediyoruz burada aslında. Aslında kitapta da bunu çok belirttim. En büyük günah mutsuz olmaktır. Yaşam bir tatil alanıdır. Yani gerçekten bir tatil alanıdır. Biz tatilin tadını çıkartmıyoruz. Biz mutsuz olmayı seçiyoruz. Biz sınırlıyoruz. Biz iyi kötü kavgası yapıyoruz. Bedenimizi, yaşamımızı mahvediyoruz. Ondan sonra da ölüp ölmekten korkuyoruz gibi diyebiliriz. Anne karnından doğarken o karanlık bölgeden ne kadar ilginç ki oradaki şeyi orada ölürüz. Oradaki var olan sıvıyı, yaşam alanını bırakırız. Sonra göbek kordonu böyle kesilir. Orayla olan bağ kesilir ama çıkarken böyle bir karanlık tünelden geçeriz. Aydınlık böyle ışık. Çocuk ışığı görünce ağlamaya başlar, korkar. Aynı şeyler buradan da geçerken yine göbek kordonu kesilir ve böyle tünelden ışığa çıkılır. Bu arada şey geldi aklıma. Deniz Ege Gece'nin motivasyon ve afirmasyon
sözlerinden bir tanesi geldi. Hepiniz şampiyonsunuz. Evet. Trilyonlarca sperm arasında koştunuz ve yumurtayı siz döllediniz. Ve yumurtayı siz deldiniz ve dolayısıyla evet, siz bir şampiyonsunuz. İyi hatırlıyorum değil mi? Doğru hatırlıyorum. Çok doğru. Ama bu bir gerçek yani. 200 milyar hepimiz bir şampiyonuz yani. En evet, azından evet, hayatta bir kez şampiyon oldun. Geldin. Rakiplerini geçtin ve geldin. Evet. Kesinlikle. Yani şurada maraton yapılsa, 1000 kişi koşsa orada birinci olmak korkunç bir başarı yani. Trilyonlarca. Tabii öbür tarafta 200 milyar spermin içerisinde bu başarı yani. Şampiyonuz tabii. İşte bu. Yani şampiyon mukaddes tekin baş değil. Aynen şampiyonum öyle. Ben. Hepiniz canlar, kıskanmayın yani. Siz de şampiyonsunuz. Tabii. Evet.